Bilgi sistemi organizasyonda kontrolü ve koordinasyonu sağlayarak karar almada kullanılmak üzere bilgiyi toplamak, işlemek, saklamak ve dağıtmak için oluşturulan ilişkisel elemanlar kümesidir. Bilgi sistemi bunların dışında problemlerin analizinde, yeni ürünlerin oluşturulmasında ve karmaşık nesnelerin canlandırılmasında da hem yöneticilere hem çalışanlara yardımcı olur. Bilgi sistemlerinin girişini oluşturan veri, organizasyon ya da fiziksel çevrede oluşan olayları temsil eder. Ancak hiçbir şekilde kullanılabilir bir anlam ifade etmez. Ancak bir gözlem veya işlem sonucunda ortaya çıkan verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile elde edilen bilgi kullanılabilir anlamlıdır. Evet arkadaşlar, sistemi öğrendik ne olduğunu girdi ve belli bir amaca yönelik çıktı oluşturan birbirleriyle ilişkili elemanlar topluluğuydu. Bilgi sistemi de girdilerin veri olduğu, çıktının belli bir amaca yönelik bilgi olduğu, bu verilerin işlenmesiyle bilgiye dönüştüğü sistemlere bilgi sistemi diyoruz. Bilgi sistemi türleri İşlemsel bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, karar destek sistemleri, üst yönetim bilgi sistemleri ve bilgi tabanlı iş sistemleri şeklindedir. Bilgi sistemi tarafları, sistem geliştirme yaşam döngüsü içinde farklı konumlardaki bireyler bir arada çalışmaktadırlar birlikte çalışanların sayısı ve görevleri projenin büyüklüğüne ve türüne göre farklılık gösterse de genel olarak bir bilgi sisteminin tarafları kullanıcı, yönetici, programcı, bilgi sistem destek personeli ve sistem analistinden oluşmaktadır. Kullanıcı bir sistem kullanıcılar tarafından kullanıldığı sürece varlığını sürdürebileceği için Kullanıcı sistemin en önemli parçası durumundadır. Bir sistem inşa edersiniz, bir otomasyon sistemi, ee, ama o kullanıcı tarafından kullanılmazsa bir anlam ifade etmez, değil mi? O yüzden en kilit isim kullanıcı. O sistemin kullanılması, işlemesi gerekiyor. Bunu da, bu da kullanıcı sayesinde oluyor. Bu nedenle geliştirilen sistem kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Sistem analizi süresince kullanıcıların e, kullanıcı burada müşteridir. Sistemden beklentileri tam olarak belirlenmeli ve sistemin nasıl başarıya ulaşacağı tespit edilmelidir. Sistem analizleri ve tasarımcıları tarafından genel bir yanılgı ile bütün müşteriler aynı kategoriye konulmamalıdır. Her kullanıcının bilgisayar bilgisi ve deneyimi aynı olmadığı gibi görev ve sorumlulukları sonucu kullanacakları sisteme yaklaşımları da farklı olacaktır. Bir sistem tasarlıyorsunuz otomasyon sistemi dediğim gibi ve bu bunu kullanıcılar kullanacak ve farklı tipte kullanıcılar olabilir o sistem için. İşte bir sekreter kullanıcısı olabilir, bir pazarlama kullanıcısı olabilir, ya da depo depocu olabilir diyelim 3 tane örnek var bu 3 kişinin işleri ihtiyaçları problemleri öncelikle çok iyi analiz edilmelidir o kişilerle birebir yüz yüze görüşülmeli gözlemler yapılmalı bu işle ilgili daha sonra bu insanların eğitim durumları kültürel durumları bunlara da dikkat edilerek tasarımlarda bulunulmalıdır işlevsellik tamam arka planda aynı işi yapacaksınız ama tasarım tasarım da önemlidir çünkü kullanıcı tasarımınızı kullanacaktır o arka planla değil daha ziyade ön tarafta ve e, işin olması ile ilgili ilgilenecektir ön yüz ve e, işinin karşılanması kısmı ile ilgilenecektir kolay bir şekilde e, siz bunların tümünü analiz edip buna göre e, kullanıcının kullanabileceği hoşlanabileceği şekilde e, dizayn etmelisiniz o iş bilgi sistemlerini ya da otomasyonları e, kendimize göre yapmıyoruz kullanıcıya göre yapıyoruz siz otursunuz çok profesyonelce size göre çok perfect olur mükemmel olur o şekilde dizaynlarsınız işte e, kodlarını yaparsınız artık ön yüzü de kendin zevkinize göre yaparsınız bütün detaylar vardır orada. Her şey vardır. Size göre mükemmel dediğim gibi. Ama bunu kullanıcının önüne koyduğunuzda kullanıcıya belki bu fazla gelecek. Karmaşık gelecek. Çok detaylı gelecek. Anladınız mı? O yüzden her kullanıcının ihtiyacına göre, eğitim durumuna göre, sosyal kültürel durumuna göre bunları da hesaba katarak onun severek kullanılacak, kullanabileceği sistemler oluşturursak eğer e, o zaman o sistem bir anlam taşır Çünkü kullanıcı tarafından kullanılacağını bilirsiniz kullanılmazsa çöp olacaktır o kadar emeğiniz boşa gitmiş olacaktır. Bu yüzden kullanıcı önemli sistem kullanıcısı ve onun durumu analiz edilmeli dediğim gibi profili e, işle birlikte oradaki prosesle birlikte kullanıcılar da analiz edilmelidir. İkisini birleştirip buna göre e, sistem geliştirilmelidir. Yönetici geliştirilen sistemin büyüklüğüne göre yöneticiyi proje yöneticisi ya da üst düzey işletme yöneticisi olarak e, adlandırıyoruz. Eğer proje yönetici, yöneticisi ise büyük ölçekli projelerde projenin uzun vadede başarılı olması için gerekli kriterlerin belirlenmesinden ve proje ekibinin idaresinden sorumlu olacaktır ya da yönetici işletme yöneticisi genel müdür seviyesindeki kişi olabilir. Bu da sistemin geliştirilmesi için gerekli olan kaynağı sağlar, işte sermayeyi sağlar. Bilgi sistemin olan yaklaşımı, sistemi kullanacak olan kullanıcılar üzerinde etkili olur. Üst düzey yönetici çok önemlidir. Sonuçta siz bir sistem yaratacaksınız, oluşturacaksınız, orada kullanılması için, o işletmede kullanılması için. Bu en tepe yöneticinin buna okey vermesi, onaylaması çok önemlidir. Eğer o okey vermezse, ee, onaylamazsa yani alt kademelerin bunu uygulaması daha zor olacaktır. İlk ikna etmeniz gereken projelerinizde ilk sunumlarınızı yapmanız gereken tabii ki ara yöneticiler de olacaktır. Bu bir alt departman yöneticileri. Onlarla ee, da işbirliği sağlayarak projelerinizi yapacaksınız. Fikir alışverişi, bilgi alışverişi yaparak. Ama sonunda en üstteki yöneticinin bütün bu şeylere okey vermesi gerçekten çok önemli. Çünkü uygulatıcı o olacak. O bütün alt kademelerine bu sistemin uygulanmasını söylediğinde o zaman üst yöneticinin dediği olacaktır. Ve onun kabulü çok önemli. Ara yöneticiler, proje yöneticileri ise e, departman bazında düşün ya da işte oradaki bir probleme yönelik m, bir proje geliştirilecektir. O projenin başına da atanan yöneticiden bahsediyoruz. Onlar da tabii ki çok önemli. Onlarla e, sistem analizinin işbirliği yapması, oradaki problemleri iyi bir şekilde anlayıp o probleme yönelik sistemi inşa etmesi açısından ikisi de önemli. Ama İşletme yöneticisinin olurundan sonra o sistem otomasyon sistemi o işletmede kullanılabilir. Programcı yapısal analiz ve tasarımın ilk yıllarında analiz sistem için gerekli verileri toplayarak sistemi geliştirip kodlayan programcı olarak değerlendiriliyordu. Zaman içinde analiz ve programcının sistem geliştirme yaşam döngüsündeki görevleri tam olarak ayrılmıştır. Evet, eskiden analist ve programcı bir hem ee, problemleri anlıyor, oradaki verileri topluyor, taşıyor, e, oturup bunların bir de programını yazan kişiymiş. Ama şimdi artık bunlar ayrıldı, bu işi analistçi yapıyor, getiriyor programcının önüne bu bilgileri koyuyor. E, zamanla yarışan ve giderek daha karmaşık yapıya sahip olan programların Söz konusu olduğu günümüzde ise daha çok case, computer aided software engineering, bilgisayar destekli yazılım mühendisliği gibi bu araçları kullanarak kodun büyük bölümü otomatik olarak üretilmektedir. Ancak case araçlarının programcının yerini tam olarak aldığı söylenemez. Tabii ki kod üreticileri sayesinde programcılar zamanlarını optimizasyon ve üretilen kodların sisteme entegrasyonuna ayırmaktadır ya da oturup kod yazmaktadırlar. Yani programcının görevi kodla ilgilenmektir arkadaşlar. Problemler önüne gelir, programcı gidip işletmeye problem anlamaya çalışmaz. Bu görevi analistçi yapar. Birazdan göreceğiz. Programcı önüne gelen verileri değerlendirerek bunları koda dönüştürür. Bilgi sistem destek personeli Operasyonel personel de diyoruz. Sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla destek sağlarlar. A iletişimi, donanım ve veri güvenliği, ilgili bilgisayar programlarının çalışması, çıktıların düzenlenmesi. Bu e sistemi oluşturduktan sonra yüklediğinizi düşünelim işletmeye e ve kullanıldığını düşünelim. Bu kullanım aşamasında çıkan problemlerle ilgilenir. Bilgi sistem destek personeli. İşte programlarda çıkan bilgisayarlarda çıkan a iletişiminde donanım ve veri güvenliği ile ilgili kısımlar bilgi sistem destek personelinin sorumluluğundadır. Sistem analisti sistem geliştirme projesinin kilit üyesidir. E, sistem analisti sistemin taraflar arasında anahtar rolü üstlense de sistemin başarılı olması tek başına sistem analistine bağlı değildir. Sistem analistinin beceri ve görevleri hem işletme yönetimi hem de bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olması beklenir. Böylece sistem analisti işletmenin karşılaştığı sorunları ve karşılaştığı iş fırsatlarını fark ederek bilgi sistemindeki ihtiyaçların belirlenmesini ve iş akışının oluşturulacak bilgi sistemine yansımasını kolayca sağlamaktadır. Sistem analistleri işin ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koyarak işin gelişmesi için bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi sisteminin nasıl kullanılacağına karar verir. Sistem analistinin öncelikli görevi mevcut problemleri fark edip problem çözümüne yönelik en uygun metodolojiyi kullanmaktır. Sistem analisti arkadaşlar problemin anlaşılması kısmında işletme de insanlarla yüz yüze görüşen, e, problemi anlayan, dediğim gibi oradaki prosesleri gözlemleyen, e, veri akışlarını takip eden, iş akışlarını takip eden, verileri toplayan kişi ve bunları topladıklarını e, programcı ya da tasarımcılara getiren kişi, yani köprü görevi görüyor. E, bu yüzden kilit rolde olan bir kişi sistem açısından, sistem yaşam döngüsü açısından. Sistem analistinin problem çözümüne yaklaşımı ilk olarak problemi araştırır ve anlar. Daha sonra problemin çözümünün maliyetine karşılık sağlayıcı faydaları belirler. E, buna fizibilite diyeceğiz daha sonra çözümün ihtiyaçlarını belirler, alternatif çözümleri belirler ve en iyi çözümü belirler. Sonra seçilen çözümün ayrıntılarını belirler, çözümü uygular, istenilen sonuçların elde edildiğinden emin olmak için gözlem yapar, izler. Analistin problem çözümüne yaklaşımı Sistem analisti çözümü ortaya koyarken müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemelidir. Bütün bu işlemleri gerçekleştirmek için sistem analistinin yararlandığı kaynaklar arasında teknolojinin son durumu, mevcut pazar ve bu pazardaki rekabet koşulları, üretim ihtiyaçları, mali ve zaman kısıtları yer almaktadır. Ancak bu kaynaklardan verim şekilde yararlanmak için sistemi analiz eden ve tasarlayanın teknik ve iş bilgisinin yanı sıra analitik düşünme ve insan ilişkilerinde başarılı olması gibi farklı kabiliyetleri de sahip olması gerekmektedir. Evet insanlarla iletişimin iyi olması gerekiyor sistem analistinin. Çünkü işte onları anlayacak, müşterinin ihtiyaçlarını, isteklerini, problemlerini anlayacak. Sonra bunları teknolojiyle birleştirecek, rekabet, diğer mevcut pazar ve diğer rekabet koşulları, üretim ihtiyaçları işte mali ve zaman kısıtlamaları gibi hepsinin analizlerini bu kişi yapıyor belirlenmesi ve analizlerin yapılması bunları yaparken de iletişim becerilerinin çok yüksek olması gerekiyor tabii ki geliştirilecek olan bilgi sisteminin bireyler tarafından kullanılacağı düşünülürse sistem analizinin kullanıcıların işlerini nasıl yaptıklarını ve davranış biçimlerini tespit etmesi gerekmektedir. Sistem analistinin yararlandığı kaynaklar kalite faktörleri, o işletme için üretim ihtiyaçları, o sektör için pazar ve rekabet koşulları, teknoloji, maddi ve zaman kısıtı ve en önemlisi sistemin hedefi. Bütün bunlar konusunda bilgiye ve tecrübeye sahip olması gerekir ve bu kaynakları rahatlıkla bu sahip olduğu bilgileri de Rahat bir şekilde bağlantılar kurup ilişkilendirebilmeli ve kullanabilmelidir. Sistem analistinin analitik düşünme, bilgi ve becerileri, sistem geliştirme yaşam döngüsü problemin tanımıyla başladığı için sistem analistinin özellikle problemi tam, ona, tam olarak belirleyip tanımlayabilmesi gerekmektedir. Büyük resmi kaybetmeden sistemin parçalarını inceleyip aralarındaki ilişkileri ortaya koymak tamamıyla analistin başarısına bağlıdır. Sistem analistinin görevi sadece problemi belirlemekle sınırlı değil, çözüm alternatiflerini belirleyerek en uygunun seçilmesini sağlamak ve bilgi teknolojilerini kullanarak sisteme uyarlayabilmektir. Evet, sistem bileşenleri şeklini gözünüzün önüne getirin. Girdilerle başlıyordu, değil mi? Daha sonra arayüzden giriyor alt sistemlere gidiyor sırayla ve çıktı olarak da sistem hedefi amacına uygun bir şekilde çıktı oluşuyor ve bu ara kademedeki o işlemler, proses kısmında bir sürü eleman var. Birbiriyle ilişki içinde olan elemanlar ve ilişkiler var. İşte sistem analisti girdiden çıktıya kadar ki bütün bu elemanlar ve birbirleri arasındaki ilişkileri anlayan kişi arkadaşlar. Bu, e, bu elemanlar kişi olabilir, makine teçhizat olabilir neyse hepsini bu prosesi çok iyi anlaması gerekiyor. bu e, problemi anlaması gerekiyor. Problemi belirlemeli ve takip edebilmeli. Bunları yapan kişi Sistem analisti. Sistem analistinin teknik bilgi ve becerisi, hiç kimsenin teknolojinin her alanında bilgi sahibi olması beklenemez. Ancak bilgi sistemi geliştirecek bir sistem analisti, aşağıdaki konuların temeli hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Donanım, programlama dilleri, işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve haberleşme protokolleri. Ayrıca sistem içinde yer alacak farklı teknolojilerin ne için nasıl kullanılacağının ve sisteme nasıl uyum sağlayacağının bilinmesi gerekir. Ee, sistem analistinin sistem geliştirme için kullanılan araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bunlardan bazıları işte case araçları, sistem geliştirme için kullanılan yazılım paketleri, bütünleşik geliştirme ortamları gibi şeylerden oluşmaktadır. Bu araçlar program üretimi, test konfigürasyon yönetimi, yazılım kütüphanesi yönetimi, dokümantasyon desteği ve proje yönetimini sağlamaktadır. Sistem analizinin sistem geliştirme projesinin nasıl planlanıp yönetileceği, sistem analizinin ve tasarımının projeyi gerçekleştirmenin ve test işlemleri nasıl yapılacağı bilgisine de sahip olması gerekmektedir. Yönetim, iş bilgi ve beceri Mevcut sistemdeki sorunların tam olarak anlaşılabilmesi için sistem analistinin işin işleyişine ve organizasyon yapısına hakim olması gerekmektedir. Kurumun çalıştığı sektör, hedefleri, iş stratejileri ve planları, kurum kültürüne bağlı olarak değerleri sistem analisti tarafından anlaşılmalıdır. Sonuçta farklı sektörlere gidebilirsiniz, farklı sektörlere girebilirsiniz sistem analisti olarak. Hangi sektörlere girerseniz o sektörün işte bu bilgilerini edinmek zorundasınız. Sistem analisti aşağıdaki yönetim bilgi ve becerilerine sahip olmalıdır: Kaynak yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi. İnsan ilişkileri, sistem analistleri işletmenin diğer çalışanları ile bir ekip çalışması içindedir. Çalışanlara onların becerilerini ve bilgi teknolojilerine karşı yaklaşımlarına karşı fikir sahibi yaklaşımlarıyla ilgili fikir sahibi olmalıdır ki yeni sistemin adaptasyonunda karşı bir direnişle karşılaşılmasın. Dolayısıyla sistem analisti insanlarla rahat iletişim kuran, onları dinleyerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını tam olarak ortaya koyma yeteneğine sahip bireyler olmalıdır. Etik, bilişim sistemi kuran bir kişinin elinden birçok mahrem bilgi gelip geçecektir. Kurulan sistem bir okul da olsa, bir hastane de olsa, bir bankada olsa insanları ilgilendiren mahrem konular önünüzden gelip geçer. Bu bir öğrencinin notu olabilir ya da bir bankadaki hesap bilgisi ya da bir hastayla hekim arasında kalması gereken özel bir bilgi de olabilir. Bu anlamda etik çok önemlidir.